19 Şubat 2024 Pazartesi Ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan Haberlere Hoş Geldiniz. Almanya'da havalimanlarında yarın yine grev başlıyor. Lufthansa işçileri 20 Şubat Salı sabahı 4'ten 21 Şubat Çarşamba sabahı 7'ye kadar uyarı grevi yapacaklar. Frankfurt, Berlin, Munich, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf ve Köln bonn havalimanlarında uçuşlarda geniş çapta iptaller ve gecikmeler yaşanacak. Almanya'da emekli maaşlarına da zam geleceği açıklandı. Çalışma Bakanı Heil, enflasyondan daha yüksek oranda zam yapmayı planladıklarını söyledi. Geçen sene zam oranı enflasyonun altında kalmıştı. Yani aslında hiç zam yapılmamıştı. 2023 enflasyonu ortalama %5.9 ama geçen yıl Temmuz'da zam geldiği için son 12 aya bakılacak. Bu senede enflasyon düşük seviyelerde seyrediyor. Zam miktarı bu yüzden %3-4'lerde de kalabilir. Çalışma Bakanlığı ayrıca bir emeklilik reformu üstünde çalışıyor. Katkı paylarının yükselmesi tartışılıyor. Emeklilik yaşının yükseltilmesi de masada. Gerçi zaten 67, daha nereye kadar yükseltecekler? Emekli maaşıyla geçinmek de çok zor. Bu nedenle yaşlı çalışan sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Emeklilerin %19'u çalışmayı sürdürmek zorunda kalıyor. 2012 yılında çalışan emekli oranı sadece %11'di. Almanya'da kaçak çalışanların sayısı da artıyor. Tübingen Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü kayıt dışı ekonominin bu yıl 481 milyar avroya ulaşmasını bekliyor. Sebebi insanların sosyal yardım alabilmek için aynı zamanda kaçak çalışmayı tercih etmeleri ekonomide bulutlu havada hala etkisini hissettiriyor. Dev firmalar on binlerce çalışanını işten çıkarmaya başladı. Bunun adına da yeniden yapılanma deniyor ancak fatura işçiye kesiliyor. Yeni teknolojiler işçi ihtiyacını azalttı. Boş 3 bin, kontinental 7 bin, mile 2 bin, SAP 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. İyi bir haber Microsoft firması Almanya'ya 3 milyarlık bir yatırım yapacak. Kuzeyren Vesfalya'da kurulacak fabrikada yapay zeka ve veri merkezleri oluşturulacak. Şirket sözcüsü Almanya'ya muazzam güven duyuyoruz dedi. Eğitim sisteminiz yine de iyiyse, hukuk işlerse, teknolojide geri kalsanız bile yabancı yatırımcı sizi tercih ediyor. Intel firması da yaklaşık 30 milyarlık bir çip fabrikası kuracak. Alman yapımı binlerce otomobilin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmedi sebebi bir parçanın Uygur Özerk Bölgesi'nde imal edilmiş olması. Firmalar söz konusu parçayı değiştirecek, yeniden ihraç edecek. ABD Uygur Bölgesi'nde zorla çalıştırılan işçiler olduğu için o bölgede üretilen parça taşıyan hiçbir ürünü ülkeye sokmuyor. Koalisyonda şimdi de sığınmacılara ödeme kartı çatlağa çıktı. Eyaletler yaz aylarından itibaren sığınmacılara nakit ödeme yapmama kararı almışlardı. Bavyera sadece 50 avro verecek, geri kalan miktar alışveriş kartı olarak kullanılacak. Ancak Yeşiller Partisi oylamada bu tasarıya destek vermek istemiyor. FTP kabul edilecek bile olsa sert tepki gösterdi. Yeşiller destek vermezse koalisyon tehlikeye girer açıklamasında bulundu. FTP eğer meclise girebilirlerse SDU ve CSU ile koalisyon kurmak istiyor. Birlik partileri de aynı şekilde ilk tercihlerinin FDP olduğunu söylüyor. Almanya'da yaşayan 10 kişiden biri yalnızlıktan şikayetçi. Yoksulluk yalnızlık riskini artırıyor. Berlin'de yalnızlıktan sorumlu bakanlık kuruluyor. Berlin'de yaşayan 4 milyon kişinin yarısı tek başına yaşıyor. Yılda en az 300 kişi kimse duymadan hayatını kaybediyor. Sparkasse adına da sahte e-mail'ler, e-postalar gönderilmeye başlanmış. Banka müşterilerinden dikkatli olmalarını istedi sizden kişisel veriler e-postayla istenmez. Şifrenizi girin diye bir e-posta geliyorsa o mutlaka dolandırıcılık girişimidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da birden fazla evi olanlardan ek vergi alınması için öneride bulundu. Ev kiralayarak geçirmek artan vergi oranlarıyla artık Türkiye'de tarihe karışabilir. Dortmund'da Anadolu Camii'ne kunaklama girişimi düzenlendi. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Caminin ısıtma sistemini ateşe vermeye çalışmış. Ortalık duman altında kaldı. Ağır hasar var ve zanlı sadece 23 yaşında bir genç. Polis memurlarının aşırı sağcı sohbet gruplarına alışmıştık. Şimdi de itfaiyecilerde aynı şeyler başladı. Son 2 yılda buna benzer 23 vaka tespit edildiği açıklandı. Aşırı sağcılar her yerdeler. Ama maalesef yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Frankfurt'ta bir grup polis memuru WhatsApp grubu kurdular. Aralarında Hitler fotoğraflarının da olduğu ırkçı mesajlar paylaştılar. Ancak hala maaş almaya devam ediyorlar çünkü mahkeme onlara ceza vermedi. Bugün Hanau katliamının da 4. yıl dönümü. 19 Şubat 2020 tarihinde Hanau'da düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişi katledildi. Bir kere daha saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Irkçı terörist saldırıdan sonra evinde ölü bulundu. Polisler gece 12 civarında geldiler, evin etrafını sardılar ama baskın sabah 5'te yapıldı. Neden o kadar beklediler bilinmiyor. O gece Hanao'da görev yapan 13 özel harekat polisi daha sonra aşırı sağ şüphesiyle görevden el çektirildi. Birinin odasında nazi sembolleri bulundu. İsviçre'de Bern kantonunda bir radar cihazında yazılım hatası tespit edildi. 7000'den fazla sürücüye kesilen cezalar bu yüzden iptal edildi. Hollanda'da da Eritre iç siyaseti yüzünden karşı karşıya gelen iki grup birbirine girdi. Polis müdahale edince bu sefer karşı görüştekiler hep birlikte polisle çatıştı. Olaylar kontrolden çıktı. Avusturya, Viyana ile Münih arasını 2,5 saate düşürecek yeni bir tren hattı üstünde çalışıyor. Bunun için 26 milyar avro harcanacak, 60'dan fazla istasyon kurulacak. Fransa'da ise aile yardım fonunun veri tabanına siber saldırı düzenlendi. Kurum vatandaşlardan hesaplarını kontrol etmelerini istedi. İngiltere'de okullarda cep telefonu kullanmak teneffüsler dahil tamamen yasaklanıyor. Eğitim Bakanlığı telefonların okula hiç getirilmemesini istiyor. Ancak isteyenler kapıda kurulacak dolaplara da kilitleyebilecek. Rusya'da muhalif lider Navalny cezaevinde ölü bulundu. Batı basını ölümden Putin'i sorumlu tuttu. Rusya muhaliflerin şüpheli şekilde ölmeleriyle bilinen bir ülke. Olayın ardından Moskova'da sessiz bir anma töreni düzenlendi. Anıta gül bırakan, bu esnada hiç konuşmayan insanlar bile gözaltına alındılar. Yunanistan eşcinsel evliliklere izin verdi. Bu konuda adım atan ilk Ortodoks Hristiyan çoğunluklu ülke oldu. Cinsel yönelimi farklı olanlar Aynı zamanda Yunanistan'da artık çocuk da evlat edinebilecekler. Oldukça hareketli bir haftaydı. Türkiye'de maden faciası, Orta Doğu'daki çatışmalar, Navalny'nin ölümü, Donald Trump'a emlak dolandırıcılığından 350 milyon avro ceza kesilmesi, o da bunun üstüne bir ayakkabı üretti, kendi markasını çıkardı ve kendi adına ayakkabı satmaya başladı. Beni seven ardımdan gelsin diyor. Fatih'in meşhur sözüdür. İkinci Murat öldüğünde babası Çandarlı, Vanisa'ya bir mektup gönderdi. Fatih mektubu alır almaz yola çıktı ve o ünlü sözünü söyledi. Beni seven ardından gelsin. Sevginin dozunu tutturmak lazım. İlaçla zehir arasında sadece doz farkı vardır çünkü. İkisi de aynı maddeden yapılır. Dozu iyi ayarlarsanız ilaçla iyileşirsiniz. Kaçırırsanız zehirle ölürsünüz. Bedri Rahmi, ve nihayet gelip çattı diyor aşk için. Bir dilimi zehir zıkkım bir dilimi candan tatlı. Elveda belirsiz bedava sevince. Uçan kuş Ayşe dosta elveda. Bütün haşmetiyle gelip çattı. Bir dilimi zehir zıkkım. Bir dilimi candan tatlı. İnsanın doğasında var. Kimse mükemmel değil, olamaz. Bir insanı sevecekseniz günahıyla, sevabıyla seveceksiniz. Alternatif olarak bir hologramla sevgili olabilirsiniz. İspanya'da bir kadın bunu yaptı. Yapay zeka destekli bir hologramla evlenme kararı aldı. Bir hologram sevilir mi? Sevilebilir. Her şey sevilebilir. Bir gölge bile sevilebilir. Ama herkes bilmez. Didem Madak, bir gölgeyi sevmek ne demektir? Bilmezsiniz siz bayım demişti. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya. İşte orada durun bayım. Hoşçakalın.